Amerikan yapımı filmlerdeki kahramanları bir tarafa bırakın. Şimdi gerçek kahramanların yanındayız. Hafta sonu, gece, gündüz, bayram, seyran demeden çalışan kahramanlarımızla beraberiz. Kim bunlar? Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Kırşehirli Ambulans Servisi Başhekimliğinden Kamanbinoğlu Acil Sağlık Hizmetleri personeli paramedik Ertuğrul Kara Ömer. Şöyle alalım. Merhabalar tekrardan. Evet. Bayram arifesindeyiz. Bayrama giriyoruz. 4 günlük de sokağa çıkma kısıtlaması var ve siz görevinizin başındasınız. Evet, bu pandemi sürecinde etkin bir rol oynadığımız bir gerçek. Bu süreçte bizle beraber halkımızın da bu sokağa çıkma yasağını çok güncel bir şekilde takip etmesini ve sokağa çıkma yasağına kurallara uyması gerektiğinin bilincinde olmasını istiyoruz. Bu sayede bu süreci en kısa zamanda daha az vaka vererek mutlu bir şekilde ayrılacağımızı dile getirmek isterim. Şimdi biz bu maskeleri taktığımızda 1-2 saat kulağımız ağrıyor. 1-2 saat bile kullansamız rahatsız oluyoruz. Ama siz tulumların içerisinde, maskelerin içerisinde saatlerce görev başındasınız ve aylardır gerçek bir kahraman olarak cephede savaşıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Bununla beraber bazı zorluklar da var, ekstra zorluklar. Ailenize yakın irtibattan kaçınmak zorunda kalıyorsunuz. Anne babanıza sarılamıyorsunuz. Evlatlarınızdan uzaksınız. Bu süreç nasıl geçti? 3 aylık süreç nasıl geçti? Bu 3 aylık süreçte herkes ailesinden ve akrabalarından dediğiniz gibi uzak kaldı. Hani mesleki olarak bütün mücadelemizi verdiğimiz bu süreçte tam destek alacağımız kişiler onlarken biz onlarla görüşemememiz aslında bizim için üzücü bir durum. Fakat bunun da üstesinden geldik bu zamana kadar. Hem arkadaşlarım hem ben şu an herhangi bir problem yaşamadan mesleğimize devam ediyoruz. Bunların göze alınıp her türlü önlemin askıya alınmaması gerektiğini halkımız bilmeli ve bu konuda bilinçli davranmalı. Bu süreci sadece birlikte başarabiliriz Sayın Bakanımızın da söylediği gibi. Yani bu şekilde. Yıllar önce biz ambulansı sadece televizyonlarda, filmlerde görüyorduk. Ama şu an birçok gün içerisinde birkaç defa ambulans görmek mümkün. Siz çalışmalarınızda günlük olarak kaç defa göreve çıkıyorsunuz? Ambulansla kaç defa hizmet veriyorsunuz? Bunun için pandemi süreci öncesi daha azdı vakalarımız. Fakat pandemi süreci sonrasında birçok vaka sayımız daha da arttı. Biz şu an merkez olarak 2 ekip, bir de Hirfanlı ekibimiz var kamanda. Merkez ekipleri olarak günlük 8 vaka falan yapılıyor. 2 de sevkimiz oluyor. Bir ortalama alacak olursak, tabii günler farklılaşabiliyor. Daha az veya daha çok vakalar yapıldığı günler oldu. Bir ortalama alacaksak böyle değerlendirebiliriz. Evet, burada bütün köylere hizmet veriyorsunuz. Öyle bütün Kama'nın bütün köylerine kesintisiz 7 gün 24 saat hizmet veriliyor. En uzak köye, gecesi gündüzü bayramı seyranı, en uzak köye kaç dakikada ulaşabiliyorsunuz? 15-17 dakika sürüyor en uzak köyüm. Standardınız bu. Standardımız bu değil tabii ki çünkü yakın köylerimiz de var. Belli bir ortalama alırsak 10-12 dakikadan fazla sürmüyor köylerimiz. Şehir içi vakalarımızda da ulaşım süremiz 4-5 dakika arası sürüyor. Resmi olarak size verilen sınır nedir? Mesela şehir içindeki bir vakaya kaç dakikada ulaşmanız lazım? Siz kaç dakikada ulaşıyorsunuz? Şehir içindeki vakaya 10-12 dakika arası bir süre aslında ama biz 4-5 dakika içerisinde ulaşmış oluyoruz vakalarımıza. Yani %30 daha az bir şey, %30'u sayılabilecek bir şekilde ulaşmış oluyoruz sınıra. Yaptığınız bu kutsal görev için teşekkür ediyoruz. Takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz. Sizi tekrar tekrar alkışlıyoruz. Buradan halkımıza, vatandaşlarımıza, izleyicilerimize, ailelere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hayat eve sığar. Çok kısa ve net. Aynen. Diğer arkadaşları da görüyorum. O arkadaşları da tanımam mümkün mü? Tabii ki. Buyurun. Ben geleyim. Evet, şöyle alayım sizi. Lütfen. Siz de tanıyalım. Siz de bu istasyonda görevlisiniz. Aynen. Kırşehir Ambulans Servisi Başhekimliği Kaman 112 de ATT olarak görev yapmaktayım. İsmim Şaban Şimşek. Görevde ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Yani bir göreve çıktınız, aile yakınlarıyla işte kazazedelerle mi sıkıntı yaşıyorsunuz? Birçok vakaya gidiyorsunuz. Yani o anın zorluklarını yaşıyoruz. Yaralıyla, yaralının yakınıyla o duyguları yaşıyoruz. Biraz da psikoloji bilmek gerekiyor değil mi? Çünkü hastayla uğraşmak biraz zor. Tabii onun duygusuyla birlikte hareket ediyoruz. Ama biz işimizi profesyonel yaptığımızdan dolayı duygularımıza karıştırmıyoruz işimizi. İşimizi yapmaya Her çalışıyoruz. olayda kendi yakınınız gibi hissedebiliyor musunuz? Bu Tabii. bayağı bir zor bir durum. Tabii. Yani her olayda dediğiniz gibi
yakınımız gibi hissediyoruz. Bir abimiz, bir kardeşimiz, bir annemiz, bir babamız gibi hissediyoruz. Ona göre müdahalemizi ediyoruz. Evet. Siz de arkadaşlar da toplumun bir parçası, kimimizin kardeşi, kimimizin abisi, kimimizin anne babası, kimimizin eşi bu görev için fedakarca çarpışıyorlar, çalışıyorlar. Güneydoğu'da sınırımızda çarpışan kahraman askerlerimiz gibi, dün Sur'da olduğu gibi, polislerimizin çarpıştığı gibi, bugün de koronayla mücadelede en etkin kahramanlarımız görevlerinin başında bayram seyran demeden ve size evde kal çağrısı yaparak görevlerinin başında bekliyorlar efendim. Evde kal, come on.